3 tane şut almışlar. Buradan Edremit'e kadar sahil yolu da yapılabilirdi. Sahil yolu demek şu demek. Bütün sahile doğru inen işgaller, göle kadar olan münferit kişisel, işte o kafeterya bilmem neler, onların hepsi gelecekte göle kadar olan kısmı hep tutacaklar. İnsanlar göle sadece onlara girdiğinde veya onları kullanmak istediğinde gölü görebilecek, erişebilecek. Şehirle göl arasında o tesislerden oluşmuş işgal bir işgal şeyi oluşacak, ormanı oluşacak. Bu yol aslında onların önünde inşa edilmiş bu yol, insanların rahatça çoluk, çocuk, teyze torununu alacak, gelinini alacak, işte ne bileyim, kocasını alacak, bisikletli bisikletini sürecek. Van insanı yazın artık şehirden buraya taşınacak. Geçeceğiz, o başına başlayıp 500 kilometre üniversite kadar biz burada yapıyoruz. Canım, bu tarafı yaparsan bu tarafı da teşvik edersin. Evet. Sinan Bey'le de dile getirdiğimiz hakikaten sizlerin bize yapmış olduğunuz hem bu tecrübeler hem de bu destekler biz her daim Van olarak minnettarız. Ve biz bu noktalarla ilgili de Van'ımızın, şehrimizin güzelleştiğini bu güzel projesi her ortamda dile getiriyoruz. Şimdi ilk projemizin aşamasında sizle gelmiştiniz, birlikte sahayı gezmiştik. Sahamız bu devlet demir yollarının yaklaşık 55 dönümlük arazi içerisindeki yerleri vardı. Tabi o dönem Ulaşma Bakanımız Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey aynı burada ziyaretimize geldiler. Dedik ki Sayın Başbakanım, tabi o zaman Ulaşma Bakanımız dedim, Sayın Bakanım burada devlet demir yolu böyle bir yeri var. Aynı şunu söyledi. Dedi ki başkan dedi, devlet demir yolu size bitini bile vermez. Devlet demir yolunda olduğu için dedi biz burada bir şey yapamayabiliriz. Şimdi biz bu devlet demir yollarının şu binalarını alana kadar bir yıl geçti başkanım. Vallahi. Şimdi biz bunları aldık, yıktık. Şu andaki eski hallerini mezbeledik. Depremde bütün enkazların toplanmış olduğu bu sahilimizde, siz de Allah razı olsun o zaman gelmiştiniz. İlk kardeş belediyemiz belli olduğunda o sahilde yine sizle birlikte gezmiştik. Sizlerin o Samsun'da engin tecrübelerinizi biz burada Van'a inşallah kazandırıyoruz. Eskiden bu şekilde bataklık olan, Van'da hakikaten insanın uğramak istemediği bir mezbelelik alanda, bir çöplük alanda inşallah biz bir gülistan, bir güzel bir yaşanır alan meydana getiriyoruz. Bunları kaybetmeyin. Bunlar, bu görüntüler çok lazım olur ileride. Fakat adım adım buralara böyle koyarsınız yani. Evet, şey. Adım adım hepsini arkadaşlarımız hem basın yayında hem de park bahçelerde arkadaşlarımız böyle takip ediyorlar. Düzelttiğimiz halde firmamız da Allah hamdolsun, Cenab-ı Allah bizim acımızı yetebilen çok temiz bir firma gönderdi. Hakikaten arkadaşlar işi de iyi biliyorlar ve geldiler. Hemen firmamız burada, bakın özellikle suyun geldiği yerlerde, eskiden bataklık gibi olan yerde drenajı mükemmel bir şekilde sağladık. Ve tamamen alttan denize bağlantı gerçekleştirdik. Evet, şu anda şeyleri gözüküyor. Onlar hazırlamış olduğu bacalarımız. Ve geniş borularla şu şekilde başkanım üzerine durduğumuz alanda suyumuzu uzaklaştırıyoruz. Yani herhangi bir drenaj sıkıntısı yok Allah'ın izniyle. Ve zemini de 1652 koduna yükseltmiş olduk. Ve hamdolsun burada yarın öbür gün bu güzel eserimiz, sondajlarımızla da bilimsel olarak da arkadaşlarımız çalışmayı üniversiteyle birlikte yaptık. Bütün aşamalarını bir bir bizzat başına takip ederek
Ve Allah razı olsun, sizlerin de 3 milyona yakın desteğinizle bu güzel, çok amaçlı salonumuz, konferans salonuyla her şeyle birlikte Allah'ın izniyle Van'ımıza kazandırılacak. Şu anda hızlı bir şekilde gidiyor. Biraz gecikmemizin sebebi şu oldu. Büyükşehir bize biraz sıkıntı çıkardı. Hani kötü komşu insanı ev sahibi yapar ya. Sonra biz bunların bütün işlemlerini, ruhsatları, her şeyini en mükemmel şekilde yaptık. Demirleriyle, şeyleriyle, arkadaşlarımız mükemmel şekilde başkanım. Zemini inşallah Van'a yakışır, bu temeli en sağlam diyebileceğimiz bir eseri ortaya çıkarıyoruz. Kocaman şey ya, çok da güzel ya. Allah razı olsun.